Mutlu günler efendim. 1 Kasım Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette kısa ama hareketli bir hafta olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki hafta çok daha hareketli olacak. Şu an itibariyle hangi gündem başlıkları var bugün içerisinde bir hızlıca göz atalım ve başlayalım yayınımıza. Öncelikle bugün maliye açısından önemli bir durum vardı. O da vergi borcunu ödemeyenlerin listesinin açıklanması. Devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olanları açıkladığını söyleyelim. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu konuda bir açıklama yapmış ve devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36.806 mükellefin ilan edileceğini duyurmuştu. Bu mükelleflerin 30.696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914.9 milyar lira. Ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı da 812.8 milyar lira. Bu alacakların %88.8'inin tahsilat imkanı bulunmuyor demişti Maliye Bakanı Şimşek. Doğalgazda kademeli fiyat tarifesi geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları. Elektrikte başlayacak olan az tüketenden az çok tüketenden gerçek maliyet alınması çalışmasının doğalgazda da devreye gireceğini açıkladı Bayraktar. Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 Şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. İller bazında bir çalışma olacak dedi. KKM 1.4 trilyon liranın altına geriledi. Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 25 Ekim haftası itibariyle 1.37 trilyon lira olarak kaydedilmiş oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre. TL mevduat ve fonlarda stopaj düzenlemesi oldu. Türk Lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları düzenlemesine göre 6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı %7,5'tan %10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5'ten %7,5'a, 1 yıldan uzun vadelerde ise %2,5'tan %5'e yükseltildi. Düzenleme 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak. Bu arada piyasalarda gözlerse S&P'nin Türkiye için not kararında olacak. Bu akşam saatlerinde S&P'nin Türkiye'nin Türkiye değerlendirmesini görme şansımız olacak. Daha önceki dönemde S&P'den yapılan açıklamalarda Türkiye'ye bir not artışı yapılabileceğine dair mesajlar gelmişti. Amerikan tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Saat 15.30'da küresel piyasalarda gözler bu rakamlarda olacak. Aylık istihdam rakamının 100 bin civarında gelmesi beklenirken işsizlik oranı %4,1 ve ortalama saatlik kazançlarında %4 ile aynı kalacağı öngörülüyor diyelim ve hemen piyasalara bakalım. BIST 100'de nasıl bir tablo var? 8.890 puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi, %0,3'lük yükseliş var. Devam edelim. BIST 500'de %0,23'lük yükseliş var. 10.247 puandan işlem görüyor. Diğer endekslere baktığımız zaman BIST bankacılıkta %0,5'lik düşüş var. BIST sanayide yatay pozitif bir seyir var. BIST turizmde %1'e yakın kayıp var. BIST sporda %0,7'lik düşüş. Yine aynı oranda BIST gayrimenkulde de kayıpları görüyoruz. BIST teknolojide ise %3'e yakın prim olduğunu söyleyelim. BIST sigortada %1,5'luk düşüş var. BIST kimyada %0,2'lik yükseliş var. Yine BIST gıdada ve BIST gıdada yatay pozitif bir seyir olduğunu söyleyelim. BIST inşaatta %1,6'lık prim ve BIST bilişimde de %3'e yakın prim olduğunu söyleyelim. Ve hemen bakalım BIST 100'de fiyatı en çok artan hisseler hangileri? Reader Teknoloji, Tukaş, Agrotek, Aselsan, Eczacıbaşı ilaç olarak sıralamayı görüyoruz. BIST 100'de fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Katılım Evim, Vakıflar Bankası, Borusan Manes, Manpek RGO ve Kale Seramik Çanakkale Kalebodur olarak sıralamayı takip ediyoruz. Hemen integral yatırıma gidelim, bir değerlendirme alalım. Harun Demircan bizimle olacak, araştırma analisti. Harun Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Haftayı kapatıyoruz. Nasıl bir görünüm var şu an itibariyle borsada, sizden dinleyelim. Borsa endeksinde dün seans sonuna doğru tekrar bir satış baskısı gördük. Bu satış baskısının ardından da bugün bir tepki alımı görüyoruz ufak da olsa. Aslında buradaki genel durum tepki alımları görsek bile bu alımların kalıcı olamamasından kaynaklı bir satış baskısı görüyoruz. Artık son Ekim ayındaki yaşanan hareketlilik genel anlamda bu şekilde yorumlanabilir.
Ancak dün vade son olmasından kaynaklı satış baskısı biraz daha sert oldu. Bundan kaynaklı bir geri çekilme gördük. Burada 9000 seviyesinin üzerinde kalmakta başarılı olamaması da büyük bir etken oldu aslında. Burada takip ettiğimiz seviye şu anda 8850 seviyesi. Bu seviye üzerinde kapanış gelmemesi durumunda 8700'e doğru satış baskısı hız kazanabilir. Ancak yine 9000 seviyesinin üzerinde kırması durumunda borsa endeksinin buradaki alımların daha da güç kazanmasını bekleyebiliriz. Ancak Kasım ayı itibariyle artık küresel tarafta ve yurt dışı tarafta yoğun veri akışlarına başlıyoruz. Bugün itibariyle artık bugün tarım dışı istihdam verisi gelecek ABD tarafından. Önümüzdeki hafta baktığımızda pazartesi günü Türkiye enflasyon verisini alacağız. Öte yandan ABD seçimleri ve ardından Fed faiz kararı takip ediliyor olacak. Burada aslında bunlara nazaran Borsa İstanbul'da yansımasına bakmak daha doğru olabilir. Çünkü ben küreselde her ne kadar bir hareketlilik görsek bile Borsa İstanbul'a yansıması en kritik olacak rapor belki de pazartesi günü gelecek olan enflasyon raporu. Çünkü piyasanın artık o duyduğu yeni hikaye, ihtiyaç duyduğu yeni hikaye daha doğrusu faiz tarafında şekillenecek. Burada piyasa çoğunlukla 2025'in ilk çeyreğinde bir indirim gelmesi yönünde fiyatlamaları gördüğümüz için enflasyon raporunda beklentiye paralel bir sonuç görmemiz veya aşağı yönlü bir eğilim görmemiz durumunda artık Aralık ayı indirim beklentisinin kuvvetlendiğini görebiliriz. Ki bunun da Borsa İstanbul'a yansıması olumlu olabilir. O yüzden enflasyon raporu kritik olacak. Diğer yandan bilançoları görüyoruz şu anda. Bilançolar geliyor. Beklentileri paralel olarak hem satışlarda hem de marjlarda daralmayı hissediyoruz. Bundan kaynaklı ekstra bir satış baskısı görüldüğü söylenemez. Çünkü aslında piyasa 3. çeyrek bilançolarının zayıf gelmesini fiyatlamıştı. O yüzden ben beklentinin zayıf olmasından kaynaklı beklenti üzeri açıklanacak karların piyasaya olumlu yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden sektörel bazda takip etmek önemli olabilir bilançoları. Öte yandan küreseldeki gelişmeye baktığımızda ise burada biraz daha jeopolitik tarafa etkisi önemli olacak seçimlerin kazanacak aday bakımından. Daha sonrasında Fed faiz kararı da kritik olacak. Çünkü en son özel sektör istihdam verisine baktığımızda beklenti üzeri bir rakam gördük. Burada bugün birazdan açıklanacak olan tarım dışı istihdamda da beklenti üstü bir rakam gelmesi durumunda Fed faiz toplantısının pas geçilme ihtimalini konuşulmaya başlayabilir piyasa tarafından. Bundan kaynaklı küreselde bir olumsuzluk görmemiz mümkün olabilir. O yüzden bu da yakından takip ediliyor olacak. Diğer yandan bir kritik nokta da bankacılık tarafındaki hareketlilik. Bankacılık tarafında 12 bin seviyesi çok kritik. Bu seviyenin üzerinde kapanış gelmemesi olumsuz olarak borsa endeksine yansımasını görebiliriz. Ancak 12 bin üzerinde kapanış gelmesi durumunda yine 12.600-12.800 bandını takip ediyor olacağız. Burası 200 günlük ortalamanın geçtiği bir band. Burayı kırması durumu biraz daha olumlu yorumlanabileceği anlamına gelebilir. Ancak hala bu rakamları konuşmak için şu an erken. Genel anlamda yine teknik açıdan zayıf görünüm devam ettiğini ancak artık yavaş yavaş o yılın belki de en kritik haftasına giriş yapmamızdan kaynaklı ben biraz daha hareketlilik göreceğimizi, bilançolarda da biraz daha beklenti üzeri karlılık görmemiz durumunda ben piyasaya olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi günler diliyoruz Harun Bey. Evet, sadece bugünün gündemi değil, aynı zamanda önümüzdeki haftanın gündemi de oldukça yoğun olacak. Konuşacağız ekonominin gündemini. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizimle olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi dilerseniz bugünden başlayalım. Bir not değerlendirmesi olacak S&P'nin. Ne gelir acaba? Daha önceden bir artış olabileceğine dair mesajlar gelmişti ama bir not artışı olur mu? Olursa piyasalara yansıması nasıl olur? Yansıma olur mu diye sorayım. Şimdi bir kere bence not artırma ihtimali yüksek. Çünkü Türkiye geçmişte yaptıklarıyla not kaybetmişti. Şimdi o geçmişte yaptıklarını terse çevirdi. Bu yapılanlarla ekonominin ha deyince düzelmesini beklemek de hayalcilik ama şu anda bakıldığı zaman bundan başka yapılacak bir şey de yok. Yani para politikasının değişmesi gerekiyordu. Rezerv paramız yok. Türk lirasıyla parayı çok fazla piyasada bırakmanın sonuçlarını 2 yılda gördük. Neticede para çok ucuzken ya ortaya çıkan şey afaki fiyat artışları, dünyanın en çok enflasyon üreten ülkesi, dünyanın en çok değer yitiren parası ve benzeri sonuçları oldu. Şu anda da onu düzeltmeye çalışıyoruz. Çünkü bir paranın değeri neticede o paranın satın alma gücünün tayininde en önemli faktör.
Her halükarda satın alma gücü paritesi en nihayetinde ticarete de etki ediyor. Burada enflasyonun geçmişte olduğu gibi maliyet unsurlu olmadığı çok açık. Dünyada maliyetler düşüyorken biz enflasyon üretmeye devam ettik. Yani biz tamamen talep yönlü ve fırsatçılık yönlü enflasyon yarattık ve hala da devam ediyor bu. Bu da şöyle bir süreç. Rafa bir malı koyuyorsunuz, bir yerden satın almanız gerekiyor. Onun fiyatını artırıyorsunuz. Bakıyorsunuz talep devam ediyor. Ertesi ay ya da ertesi hafta bir daha artırıyorsunuz. Talep hala devam ediyor. Hala alınıyor o mal. Bu durumda fiyat artışları devam edip de o talep devam ettiği ve alınmaya devam ettiği sürece o mal fiyat artışlarının önü alınamıyor. Bu da sürekli enflasyon demek zaten. Enflasyonist baskı demek. Dezenflasyonist süreci de o yüzden de bu haliyle hızlandıramıyorsunuz. Ve biz hala o sürecin içindeyiz. Türkiye'de faizler yüksek dediğimiz ortamda hala o sürecin içindeyiz. Ve hala da baktığınız zaman başa baştayız şu an ama daha geçen aya kadar negatif reel faiz ortamındaydı. Tüm bunlar bir araya getirildiğinde evet bu politikanın bu haliyle madem ki 8 aydır devam ediyor devam ettirilmesi gerekiyor. Sonuçları oluyor tabii ki özellikle de şirketlerin karlılığı tarafında sonuçları oluyor. Çünkü talep belli ki önümüzdeki dönemde daralmaya devam edecek. Daralmasının sebebi de insanların planlı ve programlı hareket edip de bir takım talep ettiği şeylerden vazgeçmesi değil de satın alamamaları olacak. En nihayetinde satın alamama sürecinde de satın almak zorunda olduklarından daha az satın almak zorunda olduklarına doğru vazgeçme süreci başlayacak. Bu bir zaman yönetimidir. Nihayetinde ben bunun Aralık ayından sonra daha da hızlanacağını düşünüyorum. Tabii bizim borsamız açısından bunun neticesi şu olur. O satın alınamayacak ya da satın alınmayacak şeyler neyse o şirketlerin satış rakamları düşecek. Zaten onu yaşamaya başladık. Bilançolar geçtiğimiz yıla mukayese edilemeyecek kadar kötüyken daha kötü de olabilir. Tabii tüm bu süreçler bizdeki bu volatilite ve volatilitenin daha aşağı yönlü olmasına yardımcı unsuru oluyor. Sanıyorum önümüzdeki en az 6 ay boyunca da bu ve buna benzer süreçleri yaşamaya devam edeceğiz. Mehmet Bey şimdi pazartesi günü enflasyon rakamları açıklanacak. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Ekim ayı rakamının şimdi Eylül'de biraz aslında beklentilerin üzerinde geldiğini gördük. Ekim ayında acaba nasıl bir rakam gelebilir? Hem aylık olarak hem yıllık olarak tabii. Ve bu acaba önümüzdeki günlerde özellikle işte yine önümüzdeki hafta 8'inde Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, son enflasyon raporunu görme şansımız olacak. Orada bir revizyona neden olur mu? Nasıl bir tablo beklersiniz enflasyon tarafında? 2,5 bekliyor şu an analistler. Bakın ortalaması 2,5 öyle söyleyelim. Tabii ki daha uçta bekleyen ya da daha aşağıda bekleyenler de var. Ama muhtemelen 2,5'un etrafında bir enflasyon rakamı açıklanır. Bu şuna işaret edecek. Hala dezenflasyon sürecinde daha ağır giden bir gidişat söz konusu olacak. Onun için de tabii faiz indirim sürecinde faiz indirimi bekleyenler için belki bir 2 aylık, 2-3 aylık daha gecikme durumu söz konusu olur. Yani bu ayda muhtemelen Merkez Bankası eğer 2,5 ve civarında bir enflasyon görürsek belki söylemini değiştirir ama muhtemelen gösterge faiz oranını aynı seviyede bırakır. Benim bir tahminim var. Sizlerle yaptığımız yayınlarda da söylüyorum. Ben hani çok sıkıştırılırsa ekonomi yönetimi Aralık ayında ama bu haliyle devam edeceksek Ocak ayı gibi artık indirim sürecinin konuşulduğu belki de icraate geçirdiği bir anı yaşarız diye düşünüyorum. Ama şu anda şu önümüzdeki 2 ay için hala erken olduğu görüşündeyim. Sonuçları oluyor tabii ki çünkü yüksek faiz ortamında biz yatırımcı için faizi konuşmuyoruz. Türkiye'de şirketlerin para kullanmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bugün iş yapan şirketlerin %90'ı kaynak kullanmak zorunda üretimini devam ettirmek için. Kaynak dediğimiz şey de bankadan alınan kredi en basit haliyle. Burada da ortalamalar %60'lara varmış durumda. Şimdi %60 ile kredi kullanıp üretim yaptığınızda bunun da adı enflasyon. Onun için dezenflasyonu süreç yavaş ilerliyor. Yani bu iş baktığınız zaman iki türlü de enflasyon üretmeye çanak tutuyor. Bir tanesi devalüasyon olursa ithal girdi maliyetleri sebebiyle fiyat artış hızını kesemiyorsunuz. Bir diğeri de ortamda kullanılacak kaynak maliyeti yüksekse bu
ürünün fiyatına direkt yansıdığı için bu da düzenli olarak fiyat artışları ve enflasyon üretmede etkili oluyor. Onun için de muhakkak süreçte bu faizin enflasyonu da kontrol etmek amacıyla düşmesi gerekiyor. Ama bakıldığı zaman dediğim gibi önümüzdeki iki ay için ben faizde çok bir değişiklik öngörmüyorum Merkez Bankası'nın politika faizinde. Geçmişte hiç bunu bakmıyorduk, ilgilenmiyorduk bile çünkü artık anlamını yitirmişti politika faizi ama şimdi sıkı para politikasının daha ciddi uygulandığı ortamda politika faizi gerçekten geçerli ve incelenmeye değer seviyede. Tahmin ediyorum Ocak ayı gibi bu indirim gelir. O vakit tabii bunun etkisi hadi ince görülmez. Çünkü indirim dediğimiz 50 olan politika faizini 20'lere çekmek değil. Orada da yavaş bir indirim süreci olacağını düşünüyorum. Çünkü maalesef bu anlattığım şeyler sebebiyle fiyat artış hızını hadi ince kıramayacağız biz. Yine bir enflasyon olacak ortamda. O sebeple de hala zamana ihtiyaç var ama yapılan şeyler zamana bağlı sonuç verecektir. Ekonomi yönetimi de zaten sürekli aslında bunu dile getiriyor. Vadeyi uzuna yayıyor farkındaysanız ve revizasyonlar süreklilik arz ediyor. 3 tane revizasyon gördük biz enflasyon beklentisine dair. Enflasyon beklentilerinde yeni bir revize beklenti durumu bende yok. Bunu yapar mı ekonomi yönetimi? Merkez Bankası bu yönde bir açıklama yapar mı? Beklemiyorum açıkçası. Ama 2025'ten itibaren dezenflasyon sürecinin daha hızlı geliştiği ortamı görürüz diye düşünüyorum. 2024 artık böyle geçecek. Peki enflasyon raporunda ne beklersiniz Mehmet Bey? Bu açıklamaların dışında neye vurgu yapmasını beklersiniz özellikle Karahan'ın? Benim bu söylediklerime yakın söylemler bekliyorum ben. Yani artık bunun sonuna geldik. Daha da hızlanacak enflasyondaki düşüş. Ve bundan sonraki süreçte artık faiz indirimlerinin konuşulabileceği ortamın oluşacağına dair ipuçlarının olacağı bir açıklama bekliyorum. Şimdi borsa gibi yapılarda oluşum beklenmez. Bunun ışığı alındığında öncesinde satın alma gerçekleşir. Uzun zamandır da düşen piyasadayız. Eğer bu böyle bir söylem görürsek o açıklamada muhakkak ki bunun faydasını da görürüz piyasamızda. Ama nihayetinde sadece söylemden ibaret olacak. İcraat daha sonra gelecektir. Fakat 2,5'un altında bir biz enflasyon okuması görürsek muhakkak ki artık daha güçlü dezenflasyon sürecine dair daha güçlü bir açıklamanın olduğu ve bundan sonra da faizin de indirim patikasına gireceği türden bir okuma yapabiliriz. Muhakkak ki bunun da piyasada etkileri olur diye düşünüyorum. Bir de önümüzdeki hafta için aslında hem Amerika için hem de belki de tüm dünya için önemli bir süreç olacak. Bir yandan Amerikan seçimi olacak, bir yandan Fed toplantısı olacak. Önce dilerseniz Amerikan seçimlerini konuşalım 5 Kasım'da. Piyasaları nasıl etkiler seçimin sonucu? Yani Harris mi, Trump mı henüz kimin olacağı konusunda kimsenin tabii ki bir net söylemi olamıyor ama ne olursa piyasalarda nasıl bir etki olur diye bir değerlendirme yapsak nasıl görürsünüz? Şimdi demokratlar devam ederse mevcut durumda çok bir değişiklik olmayacak. Dünyada ekonomiye bakış ve Amerika'nın ekonomiyi, dünya ekonomisi dahil kendi ekonomisini yönlendirme konusunda bir değişiklik olmayacak. Trump kazanırsa dünyaya bakış açısı sebebiyle bir değişiklik olacak. Şimdiden söylüyor zaten. Belki de dünyada çatışma ortamlarının sona erdiği, en azından Amerika'nın desteğinin olmadığı bir ortam oluşacak. Yani bunu hem Ukrayna-Rusya savaşı için hem İsrail'in Gazze'deki tutumu için söylüyor. Zaten şimdiden bugün işte sizler de yayınlarınızda takip ettiğiniz Lübnan'daki durum. Öyle veya böyle Trump'ın söylemleri etkili oldu. Lübnan'dan İsrail muhtemelen yakın dönemde geri çekiliyor olacak. Dünyada çatışma ortamının azaldığı ama ticari savaş boyutunun arttığı bir günce oluşacak Trump kazanırsa. Hatırlayınız Çin ile ticari münasebetlerin bozulması Trump zamanı olmuştu. Demokratlar zamanı değil. Trump'ın inandığı şey Amerikan dolarının hakimiyeti. Aslında Amerika'nın genel kanaati ve inancı o. İnanmak zorunda. Çünkü Amerika'da baktığınız zaman dünyada hakimiyet kuran yegane şey yeşil dediğimiz dolar.
her halükarda doların dünyada değişim birimi olarak, rezerv para birimi olarak kabulünün devamı, sürekliliği Amerika'nın varlığının yegane temeli. Burada bunun sağlanması adına en katı söylemleri de Trump dile getiriyor. Dolar kullanmayacak olan ülkeleri tehdit etmeye kadar vardırıyor işi, ki bu BRICS'i tehdit etmek demek ve ona benzer yapıları. Demokratlar kazandığı vakit çok bir şey değişeceğini ben düşünmüyorum. Ama boş verin dünyayı, Amerikan ekonomisi için konuşalım. Ne Trump ne de demokratlar, kim kazanırsa kazansın, mevcut durumda yapısal taraftaki bozulmayı değiştiremeyecek. Amerika'nın en büyük sorunu borç ve borç günden güne büyüyor. Bakınız, Amerika faiz indiriyor. Geçmişte faiz indirimlerini çok rahat manipüle ediyorlardı. Nerede? Baktığınız zaman bono faiz oranlarında. Şimdi 10 yıllıklar rekor kırıyor. Faiz indireceği kesin Fed'in. 0.25 puan daha indirecek. Ama o faiz indirimi borçlanma tarafında borç faiz oranının düşmesine sebebiyet vermiyor. Burada bir dilema var. Ve bu bence devam ediyor olacak. Nedenini de söyleyeyim. Geçmişte Amerika'ya borç veren ülkeler ya da Amerikan bonolarını sığınılacak liman olarak görüp o kötü faize para yatıran ülkeler artık Amerika'ya para yatıramıyor. Öyle bir hayat yok. Başta Çin, Amerikan bonolarındaki pozisyonlarını neredeyse sıfırlamış durumda. Avrupa resesyon içinde. Ne Almanya, lokomotif Almanya Avrupa Birliği'ni ben öyle görüyorum, ne de diğerleri götürüp de Alman bonolarına para yatıramaz. Çünkü kendi paranın, Amerikan bonolarına para yatıramaz. Kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Bu durumda her borç vadesi dönüşünde Amerika'da borcu rol etmek, yani tekrar çevirmek için paraya ihtiyaç duyulduğunda kendi iç piyasalarından başka rücu edebilecekleri bir yer yok benim gördüğüm. Tabii bu eğer kendi bankaları olacak, kendi finans yapıları olacak olursa oraya da gerekli imkanı sağlayacak olan Fed'in kendisi. Bunu nasıl yapacak? Para basarak yapacak. O yüzden de şimdiye kadar uyguladıkları o sıkı para politikası baktığınız zaman paranın daralması manasında sonuç vermiş değil. Para sürekli genişliyor. Ve bu borçlanma hızı bu haliyle devam ederse, borçlar bu hızla artarsa daha da fazla ihtiyaç duyacak. Buna karşılık yaratması gerekiyor. Şimdiye kadar yükselen borsalarla varlık değerlerini artırarak, enflasyonu yükseltmemek adına varlık değerlerini artırarak bir ölçüde bunu başardılar. Örnek mi istiyorsunuz? Apple'ın değerine bakın. Örnek mi istiyorsunuz? Tesla'nın değerine bakın. Nvidia'nın değerine bakın. Ya da diğerlerinin değerine bakın. Dünya ülkelerinin gayri safi milli hasılalarını 5'e, 6'ya, 10'a, 30'a, 100'e acayip bir değere katlamış durumdalar. Buna ihtiyaç var çünkü. Satın almada, o kadar daha çok yatırım yapmada dolara ihtiyaç yaratmak demek bu. Yetmiyor. Trump'ın söylemlerinde görüyorsunuz. Ben onu havaya sıkılmış bir şey gibi görüyorum, kripto parayı. Çünkü bir yazılım neticede. Düşünsenize, bir tane Bitcoin alacaksınız. 70 bin dolar. Çarpın onu Türkiye'deki kurla, 34'le. Servet demek bu. Bilgisayarda yazılmış bir şeye siz para yatırıyorsunuz. Ve bunun için 100 bin dolarlar, 400 bin dolarlar konuşulur hale gelmiş. Amerika'da fonlar neredeyse spot Bitcoin'i fon kurup oraya dahil etmek üzere mecbur bırakılmış. Değeri daha hızlı artsın. Onu satın almak için daha çok değer oluşsun diye. Bu ve buna benzer çabaları devam edecek. Hal böyle olunca da işte Amerika'da endekslerin rekor değerlere ulaşması ve yeni rekor beklentileri beni şaşırtmıyor. Şu an kim kazanırsa kazansın, Amerika'nın baş ağrısı borçlanma ve borçlanmadaki büyüme. Bunun da önüne geçebileceklerini, bundan sonra önüne geçebileceklerini hiç zannetmiyorum. Mehmet Bey, bir de tabii Fed'in kararını konuşmak lazım. Şimdi hemen ertesi günde Fed toplantısına başlayacak. Başkan kim olursa olsun bir karar vermiş olacak. Trump'ın Fed'e yönelik söylemleri malum. Bu acaba siyasi bir etki yapar mı Fed'in üzerinde? Bir kısıtlayıcı etki yapar mı? Yeni başkanın kim olduğunun ortaya çıkması ya da belki de daha tam olarak belli olmadığı bir tarihte karar veriyor olması. 7'sinde Fed'de karar verecek. Bir indirim beklentiniz var mı? Varsa ne kadar diye sormak isterim. 25 bas puan indirir bence. Çünkü biraz evvel söylediğim şeyi hızlandırması gerekiyor. Borçlanmada faizin süratle düşürülmesi lazım. Çünkü o yüksek faiz, bu rol etme diyoruz ya, hani borcu borçla çevirme. Her seferinde daha fazla borçlanmaya getiriyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum gibi düşünün. Biz gelişmekte olan ülkeyiz ve mecburuz. Amerika da mecbur, dünyanın en borçlu ülkesi.
O sebeple Trump'ın siyaseten söylediği şeyleri seçildikten sonra ben yapabileceğine inanmıyorum açıkçası. Kendi iç piyasasına. Onun için direkt Amerika'ya geçtim zaten. Dünya ile bağlantısından çok. O nedenle Trump'ın asıl gerçekçi söylemi dışarıya akıttığı paradan tasarruf etmek. Ukrayna'ya açıkladıkları paketin Zelenski doğruyu söylüyorsa 1/5'ini vermişler. Şimdi tamamını veremiyor çünkü neticede onu vermek için Amerika yine para basmak zorunda, çok belli. Trump da diyor ki ben artık bunları vermek istemiyorum. Ne İsrail'e yardım etmek istiyorum ne de burada Ukrayna'ya yardım etmek istemiyorum. Ukrayna da gitsin Rusya ile anlaşsın diyor. Ya da İsrail kendi sorunu kendi çözsün, gitsin anlaşsın, barış ile bu çözülürse. İsrail'in bana ihtiyacı yok, Ukrayna'nın da bana ihtiyacı yok diyor. En önemli gelişme orada olacak bence. Yoksa Fed tarafında herhangi bir değişikliğe gideceğini hiç düşünmüyorum. Şu an yaptığı şey Elon Musk'la beraber bu kripto piyasasını acaba yeni bir biz ödeme sistemi, yeni bir varlık yaratabilir miyiz dolara dayalı diyerek geliştirmeye çalışmak. Muhtemelen biz daha çok orayı görürüz Trump seçildiğinde. Onun için arada bir kripto piyasasında volatilite yükseliyor. Onun gerçekçiliği buradan ortaya çıkıyor. En nihayetinde ama bunun ötesinde Fed'in planlarını bozacak ya da şu an ona ters gelecek plan uygulayacak bir şey olduğunu iddia ettiğini düşünmüyorum. Varsa da iddiası tamamen seçimlere yöneliktir. Seçim bittiğinde çok Fed'le uğraşacağı görüşünde de değilim açıkçası. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki hafta yoğun olacak. Umarım vaktiniz olur ve bunların hepsini de tekrar değerlendirme şansımız olur diyeyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizimleydi. Efendim şimdi biraz da turizm konuşalım. Efendim turizmi konuşacağız. Turizmde işler yolunda gidiyor. Çünkü yıl sonu ziyaretçi sayısı revize edildi 60 milyondan 61 milyona. Acaba öyle mi? Konuşacağız. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Sayın Kaan Kavaloğlu bizimle olacak. Kaan Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, ben de size yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tarihin en iyi 3. çeyrek. Turizm rakamları olduğunu gördük ama acaba sahada öyle mi diye size soralım dedik. Nasıl bir değerlendirmeniz olur acaba? Üçüncü çeyrekte %3.9'luk artış var. Hedef, turist hedefi 60 milyondan 61 milyona çıkarıldı. Gelir hedefi de yine 60 milyar dolarda kaldı. Nasıl değerlendirirsiniz? Ben size isterseniz Antalya ile ilgili son bir bilgi vereyim. Tabii. Antalya 31 Ekim itibariyle Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyon kişiyi geçti. Biliyorsunuz bizim de 17 milyonu yakalamak gibi bir hedefimiz vardı Antalya için. Dolayısıyla bu hedefe ulaşacakmışız gibi gözüküyor. 500 bin üzerinde turist bekliyoruz Kasım ayında. 350-400 bin civarında yine turist gelecek Aralık ayında. Dolayısıyla transit yolcular da ilave edildiğinde rahatlıkla 17 milyon turisti geçecek Antalya. Tabii ki zor bir dönem mi aslında iyi atlattık diyebiliriz. Yani şu anlamda baktığımızda Haziran'ın 3'ünde Avrupa'nın en büyük tur operatörü iflas etti. Sonra Avrupa Futbol Şampiyonası bizim ana kaynak pazarlarımızdan bir tanesi olan Almanya'da gerçekleşti. İngilizler, Fransızlar, hani birçok Avrupa ülkesi oradaydı. Bizim için çok önemli bir kaynak olan Avrupalı Türkler dediğimiz gurbetçilerimiz orada hem milli takımı desteklediler hem de orada çalışanlar Almanya'da kalmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla Temmuz'un ikinci yarısına kadar birazcık yüksek sezon geç başladı diyebiliriz aslında. Aynı zamanda tabii ortalama konaklama süreleri de bir parça azaldı. Özellikle pandemi sonrasında çok ciddi bir artış olmuştu Avrupa pazarında, özellikle konaklama sürelerinin ortalamasında. Yaklaşık bir gün azaldı. Dolayısıyla bu da biraz olumsuz etkiledi bizi. Ama bütün bunlara rağmen işte dün Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bey'in açıklamalarında da gördünüz.
üçüncü çeyrek rakamlarıyla birlikte gerçekten kötü bir zamanı az olumsuzluklarla atlatabildik diyebiliriz. Bu da bizim için bir başarıdır. Tabii bizim için şu anda biz tamamen 2025 yılına hedeflendik. Önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle Dünya Turizm Forumu'na gidiyoruz. Avrupa'da en önemli fuarlardan bir tanesi Londra'da. Orada 2025'in ilk rakamlarını alacağız. Şu ana kadar gözüken şey 2025'te yine Türkiye'nin ve Antalya'nın yılı olacak gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Kaan Bey, şimdi baktığımız zaman aslında gecelik ortalamalara, kişi başı ortalama harcamalara daha doğrusu burada bir miktar düşüşü gözlemliyoruz. Doğru mu yorumluyorum? Biraz acaba kişi başı harcamalarda daha farklı bir rakam, yani bu rakam ortalaması doğru mudur bu sezon için? Ve acaba önümüzdeki yıl bunu daha da yukarı çekebilmek için, yani daha çok harcama yapan turisti çekebilmek için, gelir düzeyi yüksek turisti çekebilmek için ne yapmak gerekir diye sormak isterim. Biz aslında Kültür ve Turizm Bakanımız bize bir hedef koydu. Günlük ortalama oda fiyatıyla hareket ediyoruz artık. Bizim de bu ilk buna başladığımız anda fiyatımız 85 dolarlar seviyesindeydi. Şu anda 107 dolara çıktı. Dolayısıyla burada hani doğru bir artışla yolumuza devam ediyoruz diyebiliriz. Paket turlar fiyatına bakıldığı zaman da 680-700 dolarlar civarında başlamıştık. Şimdi onu da 1000 dolarlar civarına çıkartmaya çalışıyoruz. Rakibimiz olan ülkeler var, yani bizim hedef rakiplerimiz var. Bunlar İspanya ve Fransa. Uzun zamandır çok ciddi anlamda bir turist sayısını ve çok ciddi bir turizm gelirini elde eden ülkeler bunlar. Yaklaşık 20-25 yıldır. Yani bizim bu işe başladığımız zaman belki onlardan bir 15 yıl geriden gelerek başladık ve biz tabii maratonu 100 metre hızıyla da koştuk diyebiliriz bu anlamda. Dolayısıyla şimdi biz dünyanın ilk 5 turizm ekonomisi içerisinde yer alabiliyorsak bu hıza borçluyuz bunu. Tabii ki burada bu ortalama fiyatlar çok önemli ama bizim bir avantajımız var. Bu avantajı kaybetmeden bu ortalama fiyatlarımızı yükseltme çabası içerisindeyiz. Biliyorsunuz pandemi döneminde 2 yıl boyunca fiyatlarımızı arttırma şansımız olmamıştı. Hemen akabinde yaklaşık %15-20 seviyelerde peş peşe 2 yıl boyunca fiyatlarımızı arttırdık. Ama bu 2025 yılı için mümkün olmadı açıkçası. Çünkü bizim fayda maliyet analizinin tüketicinin olduğu bir destinasyonuz biz, özellikle Türkiye ve Antalya. Dolayısıyla rakiplerimize göre bizi ön plana çıkaran hizmet kalitemiz ve bunun ederi olan fiyatta da çok büyük bir farklılık yaratmamamız gerekiyor. Malumunuz enflasyonist baskı sırtımızda çok büyük büyük, özellikle turizmcinin. Gelirlerimiz euro seviyesinde, sabit giderlerimiz tamamen Türk lirası olduğu için euro politikamızın da şu anda sabit gidiyor olması tabii ki bizi çok olumsuz etkiliyor ve fiyatlarımızı arttırmak durumunda kalıyoruz. Ama biz 2025 yılı için daha dikkatli davrandık. Hani geçen son iki senedir gibi böyle 15-20 seviyelerinde değil de 8'li 10'lu seviyelerde fiyatlarımızı arttırdık. Bunun da belli bir dengesi var. Bu dengeyi de tutturmaya çalışıyoruz ama İspanya ve Fransa'da da fiyatlar yükseliyor. Ben Avrupa İstatistik Kurumu'nun raporlarını inceliyorum. Özellikle Almanya'da raporda en yüksek fiyat artışının paket tur fiyatlarında olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Almanlar çok onlar enflasyona alışık bir ülke değil. Ama paket turdaki fiyat artışları da onları ciddi anlamda engelliyor. Onlar da ne yapıyorlar? Hem kalış sürelerini bir parça azaltıyorlar hem de farklı daha indirimli destinasyonlara tatil için gidiyorlar. Bizim bir özelliğimiz var. Özellikle aile tatilleri bizi tercih ettiği için bu konuda en avantajlı bölge biziz diyebilirim. Ama işte iki tane önemli kaynak pazarımız var. Rusya ve Almanya. Rusya'nın şu andaki savaş halinde devam ediyor olması, işte ailelerin tatil için Türkiye'yi tercih edebiliyor olması da bizim için şu anda bir avantaj. Ama Rus rakamımıza baktığınızda Rus rakamımız 2019 rakamları gördü. Yani yarı yarıya düşmüş vaziyette. Dolayısıyla buna rağmen hani neden kötünün iyisiyiz diyorum her zaman. 2024 rakamlarını bu şekilde değerlendirmek lazım. Onun için buradaki başarı hikayesini iyi not etmek lazım. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş hali var. İsrail ile Filistin arasındaki gerilim de bizi çok kötü etkiliyor. Şu anda İsrail'den hiç turist gelmiyor ama Antalya'ya baktığınızda 500 bin turist hedefi olan bir İsrail pazarı da yok şu anda. Dolayısıyla Ukrayna pazarında 1 milyon kişiyi geçmişti hemen savaş öncesinde. Onların da 200-300 bini seviyelere düştüğünü düşünürsek biz bu coğrafyada zor şartlarda iyi işler yapıyoruz diyebilirim. Peki şimdi biraz da aslında bu dönem için yerli turist için de konuşalım dilerseniz Kaan Bey.
Orada da aslında hani acaba fiyatlar yüksek diye gitmediler mi diyorduk ama orada da rakamların yükseldiğini görüyoruz. Yerli turistin harcadığı rakamların ve yerli turist yani turizm açısından bakıldığı zaman yer değişimlerinin. Acaba önümüzdeki dönem için yerli turiste yönelik yeni neler yapılabilir diye soracağım. Biliyorsunuz bizim en önemli konumuz erken rezervasyon indirimlerini verdiğimizde belirli bir sayıda doluluğu bu erken rezervasyon indirimli fiyatlardan elde eder otelciler. İlk önce erken rezervasyonu İngilizler ve Almanlar yapar. Beni bu konuda sevindiren ve umutlandıran şey şu oldu. Ekim ayının başı itibariyle oteller, özellikle Antalya'daki oteller, Ege'deki otellerimiz 2025 yılı Türk Lirası fiyatlarına çıktılar yurt içi pazar için. Buradan da erken rezervasyon alıyoruz. Satışların iyi geldiğini görüyoruz. Çünkü burada bir fiyat avantajı söz konusu. Bu fiyat avantajından da tabii ki kendi milletimizin faydalanması bizim için çok değerli. Dolayısıyla çok ciddi bir erken rezervasyon indirimi uygulanıyor belli bir süreye kadar. Dolayısıyla bu süre zarfında yurt içi pazarda herhangi bir azalma beklemiyoruz. Azalma olmayacağını görüyoruz. 2024'te de bazen tabii filtresiz bilgilere ulaşmak çok kolay olmuyor. Hani biz sizlerin aracılığıyla çıkıp anlatıyoruz işte nasıl olduğunu, bildiğimiz doğruları anlatıyoruz açıkçası. Yani yurt içi pazarda hiç azalma olmadı 2024 yılında. Hani işte bir Yunanistan konusu oldu. Hani insanlar sanki Yunanistan'a tatile gidiyorlarmış gibi. Halbuki adalara giden Türk sayısının 225-230 bin civarında olduğu çıktı ortaya. Onlar da zaten gidiyorlardı. Vize problemlerinden dolayı vize kolaylığı gösterileceklerdi. Ramazan bayramında bayağı bir problemler yaşandı. Ya bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Tabii ki ülkemizin vatandaşları bu güzelliklerden en önce ilk planda faydalanmalı. Yaklaşık 7 milyon yurt içi pazar yani Türk turist şu anda tatil yapıyor. Paketli tatil yapıyor. Bu rakam ne zaman 15 milyon lira, 20 milyon lira çıkacak? Refah seviyemiz çok ciddi anlamda yükselecek. O zaman bizim bu konudaki çok büyük bir avantajımızı turizm anlamında tüm dünyaya duyuracağız. Çünkü siz de takdir edersiniz ki Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendi aralarında çok ciddi bir turizm hareketi gerçekleştiriyorlar. Dünyada ilk 5 kaynağa baktığınızda 1 ve 2. kaynak Amerika ve Çin, 3. kaynak Almanya, 4. kaynak İngiltere, 5. kaynak Fransa. Biz 3 ile 4'te çok önemliyiz ama birinci kaynak ve ikinci kaynak olan Amerika ve Çin bize çok uzak destinasyonlar. Elimizden geldiği kadarıyla oradan da turist çekmeye çalışıyoruz ama bizim için tamamen şu anda Avrupa ana kaynak ve Rusya. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda yurt içi pazarın da güçlenmesi açıkçası bizim elimizi güçlendirecek diyebilirim. Şimdi tabii bundan sonraki dönem için şimdi 2025'e bakıyoruz dediniz. 2025'te turizm yatırımlarında artış görür müyüz? Özellikle doğrudan yatırımlar konusunda ekonomi yönetiminin çok fazla dışarıda temasları var. Turizm Bakanı'nın temasları var. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi fuarlar çok önemli. Acaba yabancı yatırımcıyı daha fazla turizm sektöründe görür müyüz? Sadece tabii yabancı yatırımcı değil, yerli yatırımcı açısından baktığımız zaman da yatırımların daha arttığı bir dönem olabilir mi 2025 yılı? Bir yandan da faizlerin de inmeye başlayacağı, enflasyonun da bir miktar ineceğini planladığı ekonomi yönetiminin bir ortam oluşacak. Yeni yatırımlar olur mu acaba diye sormak isterim. Şimdi Türkiye'deki turizm yatırımlarını bence 3 bölümde incelemek lazım. Yani 1995 öncesi olan yatırımlar tamamen bu işin ilk yatırımlarıydı ve gerçekten turizmin başlangıç hani çıraklık dönemi idi diyebilirim. Fakat 1995 ile 2005 yılları arasında yapılan yatırımlar gerçekten çok feasible, geriye dönüşünün çok hızlı olduğu, Avrupa ve dünya standartlarının üzerinde geriye dönüşün olduğu çok karlı dönemlerdi. Ama 2005 yılından sonraki yatırımları değerlendirdiğinizde özellikle arazi ve inşaat maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte biz de artık yatırımlar konusunda dünya normlarına standart hale geldik. Yani eşdeğer ve dengeli hale geldik. Ne demek istiyorum? Eskiden 7 ila 12 yıl arasında bir turizm yatırımının geriye dönüşü varken şu anda 15 yılı 18 yılı buldu bu geriye dönüşler. Dolayısıyla iç pazardaki doğal yani bizim milli sermayemizin turizme olan yatırım iştahıyla yurt dışında olan yani Avrupa'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden, BDT ülkelerinden, İngiltere'den, Amerika'dan hatta Orta Doğu'dan gelecek olan yatırımlar bu konuda daha iştahlı hale geldiler. Ama burada şunu görmek lazım.
Yeni açılan turizm destinasyonlarına bakıldığınızda tüm dünyada, işte hepimizin bildiği Suudi Arabistan'da çok ciddi bir turizm yatırım hamlesi var. Bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi halen daha devam ediyor. Mısır keza öyle. Ama Avrupa'ya baktığınızda Avrupa'da belli bir sayıda bunun dengelendiğini görürsünüz. Yani Yunanistan'da, İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da çok yeni turizm yatırımları öyle peyderpey gelmiyor. Yeni turizm bölgeleri açılmıyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda ben Türkiye'de de bazı destinasyonların doygunluk seviyesine ulaştığını düşünüyorum. Antalya bunlardan bir tanesi. Yani Antalya'da daha fazla turizm yatırımına ihtiyaç var mı konusunda bunu tartışmaya açmak gerekir. Ama Ege'nin kıyılarında, İzmir'de, yeni bölge olan Didim'de, Çeşme'de, Karadeniz kıyılarımızda, Anadolu'nun o güzel coğrafyasında turizm yatırımlarını arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu yatırımların artık kıyılarla birlikte daha homojen bir şekilde ülkenin tamamına yayılması gerekiyor. Bu anlamda baktığınızda da arazi değerlerinin ona göre biraz daha dengeli olması gerekiyor. Bu anlamda ben turizm yatırımlarının biraz önce söylediğim gibi daha homojen dağılması gerektiğini ve Türkiye'nin daha diğer taraflarına daha büyük teşviklerle, imkanlarla diğer taraflarına yayılması gerektiğini düşünüyorum. Kıyılarda bir doygunluk olduğunu görüyorum, gözlemliyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Kaan Bey değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Biz de size, Kaan Kavaloğlu bizimleydi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı, Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Turizmi konuştuk. Şimdi biraz da küresel piyasalara bakalım. Philip Capital'e gidelim. Portföy yöneticisi Metin Taşçıoğlu bizimle olacak. Metin Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Acaba nasıl bir tablo var şimdi bu haftayı bitirirken küresel piyasalarda? Önümüzdeki hafta da oldukça hareketli olacak aslında ama önce dilerseniz bu haftayı değerlendirelim, beklentileri değerlendirelim, sonra da önümüzdeki haftayı. Global piyasalarda özellikle bu seçim arifesinde olması sebebiyle bir miktar oynaklığın yüksek olduğunu söylersek herhalde yanlış olmaz. Kâr realizasyonlarının geldiğini görmüştük. Başta teknoloji şirketleri olmak üzere. Burada birinci sırada oynaklığı artıran ve kâr realizasyonuna sebep olan faktör seçimde hangi adayın kazanacağı ve buna göre de hangi ekonomi politikalarını uygulayarak nasıl bir trend değişikliğine sebep olacağı ile ilgili tartışmalar sebep oluyor diyebiliriz. Onun haricinde bölgesel jeopolitik gerginlikler de devam ediyor. Bunların da sonuçlanmadığını biliyoruz. Hem kuzeyde hem güneyimizde. Bunlar da birer faktör olarak ön plana çıkıyor. Tabii en son açıklanan Amerikan verisi de bu arada bir miktar hem kasırganın hem de grevlerin etkisiyle beklentilerin oldukça altında kalmış bir istihdam verisi olduğunu söylemek lazım. Ancak bu dediğim sebeplerden ötürü, yani hem kasırganın olması hem de grevlerin daha önceki dönemde grevlerin olması, burada istihdamın beklentilerin oldukça altında artmasıyla ilgili bir beklenti de yaratmış durumdaydı. Dolayısıyla çok büyük bir satış dalgasına sebep olduğunu söyleyemeyiz. İşsizlik rakamı yine beklentiler dahilinde %4.1 olarak açıklandı. Şimdi burada önümüzdeki dönemde, bu arada tabii bir de bilanço döneminin içerisinde olduğunu da unutmamamız lazım şirketlerin. Genellikle trendler şu şekilde oluyor. Beklentileri aşan bilançolar, ki bu aşağı yukarı %77'sine denk geliyor Amerika'daki şirketlerin, beklentileri karşılayıp üzerine de çıkabiliyorlar. Ancak burada bazı faktörler, ki şirketlerin geleceğe yönelik verdikleri guidance'lar yeterli bulunmayacak olursa şayet kâr realizasyonuyla karşılaşabiliyorlar. Ya da yine teknoloji şirketlerinde olduğu gibi yapay zekaya yatırılması düşünülen capex'lerin miktarının çok yüksek olduğunu ve bunun dönüşlerinin de zor olacağını gibi bir takım değerlendirmelerle şirketlerin kâr realizasyonlarına uğradıklarına şahit oluyoruz. Ama burada birinci faktör önümüzdeki dönemde global piyasaları şekillendirecek olan hangi adayın kazanacağı ve bundan sonraki global ekonomiye de yön verecek olan politikaların belirleyici olacağıyla ilgili bir netleşme olması gerekiyor. Aksi takdirde VIX endeksinde de gösterdiği gibi bir miktar oynaklık ve belirsizlik artabilir önümüzdeki bu seçime kadarki olan dönemdeki işlemlerde.
Metin Bey, şimdi tabii önümüzdeki hafta sizin de söylediğiniz gibi seçim haftası olacak Amerika'da. Harris mi, Trump mı, kim olur bilemiyoruz ama ertesi günde FED bir faiz kararı vermek için toplanacak. Şimdi 7'sinde de açıklama yapılacak. Seçime rağmen FED'in vereceği kararda bir değişiklik olur mu? Ve FED'in vereceği karar ne olursa piyasalarda nasıl bir etkilenme olur? Yoksa satın alındı zaten diyor musunuz? Şimdi şöyle düşünmek lazım diyorum. Burada enflasyondaki düşüş trendine bağlı olarak Amerika'daki faizlerde de bir düşüş trendi içerisinde girildiği bir gerçek. Bu artık hani hangi başkan gelirse gelsin bu politikaya değişmeyecek gibi anlaşılıyor. Ancak son açıklanan veriler bir miktar ekonominin gücünün korunmaya devam ettiğine dair işaretler verdiğinden dolayı burada faiz indirimlerinin takvimi ve dozajı ile ilgili biraz kafa karışıklığı yarattı. Yani ekonomi çok güçlü gidiyor artık. Bunun hemen faiz indirmemize gerekli olacak derecede bir yardıma ihtiyacı olmayabilir görüşü ön plana çıkmaya başlamıştı son verilerle beraber. Ama şayet Trump'ın seçilmesi durumunda faiz indirimleriyle ilgili FED'in üzerinde daha büyük baskılar göreceğiz muhtemelen ki görevi devralması Ocak ayını bulacak biliyorsunuz. O tarihten itibaren hem parasallaşma ile ilgili hem antidumping vergileriyle ilgili ticaret savaşlarıyla ilgili ve faizleri indirmesi konusunda FED'in üzerinde bir baskı unsuru olmaya devam edecek. FED'in daha önceki başkanlık dönemlerinde şayet bu olursa buna dirençli olduğunu ve kredibilitesini koruduğunu da biliyoruz. O yüzden dediğim gibi FED'in çok para politikasında büyük bir değişiklik yoluna gideceğini ben tahmin etmiyorum ama diğer taraftaki hükümetin ekonomi politikaları ciddi anlamda farklılaşabilir. Başkanın hangi partiden olacağına göre değişecektir bu. Çok teşekkür ediyoruz Metin Bey değerlendirmeleriniz için. İyi günler diliyoruz, iyi hafta sonları. Metin Taşçıoğlu bizimleydi. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu. Efendim böylece yayınımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.